hastalık başka işte. Ben de ondan bahsedeyim. Boynunda halkalı şekerle gözlüğünden unuttursa çocukken abi de öldürdüğün zaman sen bunları bilmezsin. Neye gidin? Habib Alev abimiz şimdi bize bayram konseri verecek. Pınar başından bulanır canım ay. Son Arafa günü geliyor. Geçmeyen zaman. Benim 180. 200. 180. Merhaba. Eski bayramları özlüyor musunuz? Ailecek yapılan kahvaltılar, annelerimizin açtığı su börekleri, baklavalar, şeker toplayan çocuklar, namaza yetişmeye çalışan babalarımız. Bizim aklımıza bayram denilince bunlar geliyor. Peki ya sizin? Hadi gelin. Köprüde bu hafta bu soruya cevap bulalım. Aklınıza ne geliyor? Huzur geliyor. Peki eski bayramları özlüyor musun? Herhalde özlüyoruz. Yani büyüklerimiz daha iyi güzel bilir bizden. Bayram berekettir. Birlikte olamayacağız bu sene. Neler düşünüyorsunuz? İnşallah oluruz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Eski bayramlara dair en çok neyi özlüyorsunuz? Ziraatları, oyuna buyuna gidip, ziraatı diyor, herkesin elini öpüyorduk, büyüklere gidiyorduk, saygı sevgi vardı. Bayram benim için mutluluk ifade ediyor. En çok biriktirdiğin bayram harçlığı ne kadar peki? En fazla 70. Bu sene şeker toplayamayacaksın. Bu sefer de biz de atarız şekerleri, gelenleri. Gelen alamayacak ama yasaklar var. Olsun. Artık ailecek yersin. Aynen. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kolay gelsin. Bayram denilince aklınıza neler geliyor? Çocukluk yıllarım geliyor. Yani eski bayramlar yok. Eski bayramlara dahi gidip gelmeyi, bayram ziyaret. Bayram denince aklıma insanların böyle bir araya gelmesi. Böyle sabah kalkardık, uzaktan akrabalarımız gelirdi. Beraber otururduk, koskoca sofra kurulurdu. Büyüklerimizin sonra elleri öpülürdü. Sonra bize ufak ufak açlıklar verilirdi. Onlar geliyor. Bayram benim ulusum için, benim Türkiye'm için her şeyi ifade ediyor. Birlik, sağlık, kardeşlik, problemler hep çözülsün, terör bitsin, insanlar arasındaki kin, düşmanlık bitsin, herkes kardeş olsun. Sağlıktan önceki bayramları diyorsun da, onları özlüyoruz, onlara geri dönmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Bayram bizim için çoluğun çocuğun mutluluğunu ifade ediyor. Merhaba, tekrardan. Bayram özel programımızda şimdi de size sokak sanatçımız, abi adın Habib Alev abimiz, şimdi bize bayram konseri verecek. Hazırız abi. Başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy. Pınar başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy. Sende çok haller bulunur canım oy, dağlar. Vallahi bayramdan bir şey anlamıyoruz. Bayram yok bize 2 senedir. Eski bayramlar değil gibi. Tamamen değişik bir bayram olacak. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz da yine eski bayramlara döneriz. Bayram sizin için ne ifade ediyor? Önceki bayramlar yok tabii. Eskiden yani çok gidiş geliş vardı. Şimdi virüs de var. Virüs döneminde mecbur evdeyiz bu dönem. Tabii ki geçen bayramlar özlenir tabii ya. Seninle birlikte olamayacağız. Üzülürüz. Bayram denince aklınıza neler geliyor? Aile, çocukları, çocuğum, çoluğum, ailem hepsi toplaşıp özlemle. Çocuğum gurbette, ailem bir tarafta. Hani kırgın. Bayram denince aklıma tek gelen son Arafa günü geliyor. Geçmeyen zaman. Bayram denince aklınıza neler geliyor? Harçlık falan geliyor. Öyle eğlenceli şeyler geliyor. 11 ayın sultanı, Ramazan falan şeyler geliyor. Bayram denilince aklınıza ne geliyor? Bayramlaşmak, birbirleriyle beraber olmak, eşi dostu ziyaret etmek, anne babayı ziyaret etmek. Bu sene birlikte olamayacağız. Neler düşünüyorsun? Ne yapalım? Allah'tan gelene razı olsun. Yapacak bir şey yok. Bayram denince aklınıza neler geliyor? Sırayla soralım. Haşlık. Bayram deyince bayram geliyor aklıma. Ne? Benim büyüklerimi ziyaret etmek. Adınız en yüksek bayram harçlığı ne kadardı? Benim 180. 200. 180. Peki bayram açlıklarıyla neler yaptınız? Çikolataya harcadım. Oyuncak almışım. Böyle küçüktüm o zamanlar. Yarı sene kendime oyuncaklar falan aldım. Belirli bir kısmını da sokaktaki köpekler için şey aldım. Bayram size ne ifade ediyor? Bayram yok ki de. Ne bayramı? Eski bayram olsa da ne mutlu ama nerede eski bayramla mı kaldı şimdi? Bir korona.
Bu pandemiden dolayı son 2 seneden beri bayram diye bir şey kalmadı. Birbirine gitmeler, gelmeler, boş sohbetler oluyordu ama şu anda öyle bir şey yok. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Merhaba. Merhaba. Bayram denince aklınıza neler geliyor? Bayram deyince neşe geliyor. Eski bayramları mı soruyor? Mutluluk geliyor. Bayram yok. Muhabbet geliyor. Bayram yok. Yani bayram deyince bu geliyor. Dostluk geliyor. Akrabalık geliyor. Yani bayram bu. Bayramdan ziyade şu anda herkes öksüz, herkes yetim. Hani malum şu korona illeti olduğu süre içerisinde herkes bir yetimlik yaşıyor, herkes bir öksüzlük yaşıyor. Anne babaya gidemiyorsun, çoluk çocuğuna sarılamıyorsun, eşine dostuna gidemiyorsun, misafir kabul edemiyorsun. O eski Ramazan'da eski bayramlar nerede kaldı? Var mı böyle bayram? Yok. Hasan git. Daha bu işin eskisi yenisi yok. Bayram bayramda. Boş. Bayram bayram işte bayram, öyle bayram olmuş. İşte eski bayramları özlüyoruz. Ne oluyordu? Eski deçedik öyle mi uçuyordu? Eski bayramları yani, özlüyoruz. Niye? O da bayramı. Niye şeker toplamı gittin bir tane unuttun mu ne kadar? Hastalık abi hastalık. Hastalık başka işte. Ben de ondan bahsediyorum. İş. Boynunda halkalı şekerle gözünü güden unuttursa çocukken abi de öğretin o zaman sen. Sen bunları bilmezsin. Neye gidin? Eskiden bayramlar nasıldı biliyor musun? Bir bayram öncesi bir şey alınmışsa bizlere sen söyle. Bir ayakkabı veya elbise alınmışsa onu yastığın altına koyardık biz bayramda gireceğiz diye. Ondan sonra kapı kapı dolaşıp işte milletin hani gidip büyüklerin ellerini öpmek hani böyle onlarla bayramlaşmak o duyguyu göremiyoruz. Bir korona vatandaş. Ne oldu kızım? Şuna ne diyeceğim? Eski bayramları soruyor.